Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, ana babanın gönüllerini alan, onlara güzel davrananlara müjdeler olsun. Dünyada ömürlerinin bereketini görenler, anasının ve babasının rıza ve dualarını alanlardır. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayyâlis selâ, hayyâlis selâ. Hayyâlil felâ, hayyâlil felâ. Kad ikâmetül selâ, kad ikâmetül selâ. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah. Mustafa, Mustafa, Mustafa. Allah bahtını ak, gönlünü pak eylesin. Amin. Allah bu oğlu Muhammed Mustafa hürmetine, anasına, babasına, obasına, yurduna bağışlasın. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Maşallah, maşallah, maşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ey oğul. Allah'ın adıyla başla her şeye. Kalbin nurlansın. Efendimiz Muhammed Mustafa'nın adını an ki dilin tatlansın. Ey oğul, taşı ateş yakar. Taş sert, ateş yumuşaktır. Su taşı deler. Taş katı, su mülayimdir. Kireç taştır. Fakat su onu eritir. Sen de yumuşak ol. Sertler geç de olsa önünde diz çöker. Sen iyilik yap. Zaman geçse bile kötü düşünenler sana karşı mahcup olur. Ey oğul, ey oğul. Şimdi dünyaya geldin. Öyle bir hayat sür ki öldüğün zaman çevrendekiler ağlarken sen gülümseyerek ahirete gidesin. Ey oğul, gözyaşlarını tövbeyle akıt. Tövbesiz ağlamak boştur. Günahlarını itiraf et, ağla. En hayırlı gözyaşı hatadan dolayı akan yaştır. Ey oğul, dediklerimi kulağına küpe et. Dünya yıkılsa unutma. İnsanlığından çıkma. Ey oğul, güzel oğul, can oğul. Bebek beni yaktı, yaktı, küleyledi. Her kapıya kul eyledi. Nenni, 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 bebek oy. Dere olup taş
Hadi arkadaşlar, benimle gelmek isteyen var mı? Yetişelim. Hadi gidelim, getirelim. Emine teyzeyi alıp gelelim. Çıkacağım. Oğul dağına çıkacağım. İşte orada. Emine nine! Çıkacağım. Emine nine, dur! Çıkacağım. Emine nine! Nereye gidiyorsun Emine nine? Çıkacağım. Yürüyün arkadaşlar. Çıkacağım. Emine nine! Emine nine, nereye gidiyorsun? Emine nine, dur. Dur Emine nine, dur. Dur Emine nine. Emine nine, dur. Nereye gidiyorsun? Oğul taşına çıkacağım. Sen gidemezsin, çıkamazsın oraya Emine nine. Hadi gel gidelim, gel. Oğul taşı. Dur. Oğul taşı. Hadi eve dönelim. Çıkacağım, bırakın beni. Dur Emine nine, dur. Hadi dur. Emine nine, çıkamazsın. Bırakın. Gidelim hadi Emine nine. Bırakın beni. Gel, ne olursun. Nani, gel Emine nine, gel. Oğul taşı. Hadi. Nani, nani, nani bebek ol. Ve gösterdiği üstün performansla dikkatleri çeken, bu plaketi almayı hak eden şirketimiz İnsan Kaynakları Müdürü Sayın Faik Şanlı. Buyurun lütfen. Faik Bey. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Sayın patronuma, değerli mesai arkadaşlarıma sonsuz teşekkür ediyorum. Bu başarıyı elde etmemde bana en büyük desteği sağlayan sevgili eşime ithaf etmek istiyorum. Faik Bey ödülü hak etti vallahi. Evet, çok başarılıydı. Evet, nasıl ben? Ben de seviyorum. Teşekkür ederim. Faik Bey, efendim. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Teşekkürler, sağ olun. Teşekkür ederim. Tebrik ederim. Sağ olun efendim. Teşekkürler efendim. Ne yapıyoruz? Hadi kutlayalım. Hadi. Hadi.
haber Arda? Alo Cengiz. Ben size katılmak istiyorum. Annem baban bir şey demesin. Onların canı cehennemi. No mother, no dad. Birinci kural, biliyorsun. Biliyorum. Ben de bunun için katılmak istiyorum ya zaten. Tamam. İçkiyi biraz fazla kaçırdık galiba. İçkiyi sen kaçırdın. Ben bir iki duble içtim o kadar. Biliyorsun sevmem. Ay Arda'yı da alsaydık keşke. Sahi Arda'yı unuttuk. Senin başarını kutlayacağız derken Arda'yı unuttuk. Ne yapıyor acaba? Ne yapacak? Yine karanlık odasında tek başına oturuyordur. Çocuğun odasından çıktığı yok ki. Bir doktora mı götürsek acaba? Ne doktoru ya? Hep Azibide arkadaşları yüzünden. Hiçbir şeyi yok onun. Yürü. Buyurun, buyurun, buyurun. Bu ne ya? Of. Bu çocuk rezil edecek bizi. Arda! Arda! Arda oğlum! Arda! 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 Ne Arda, oldu ya? Kes şunu! Bu ne ya? Arda ne yapıyorsun sen? Bizi el aleme rezil ediyorsun Arda. Arda sen bu aileye yakışmıyorsun. Yeter be. Sizi mi çekeceğim? Faik getir onu. Arda dur, nereye gidiyorsun? Arda! 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 Arda dur diyorum sana. Nereye gidiyorsun gece vakti? Ya bırak beni, bırak. Bana karışma. Konuşma fazla. Sen benim babam değilsin. Tamam mı? Değilsin. Artık sizden kurtuluyorum. Bir daha benim yüzümü göremeyeceksiniz. Arda dur. Sen benim babam değilsin. Sen benim babam değilsin dedi. Sen benim babam değilsin dedi. Bir daha gelmeyeceğini söyledi. Nereye gidiyor bu çocuk? Arkadaşlar bizi bekliyor. Oray abi de gelecek. Atla. Esin ben artık dayanamıyorum. Annemi çok özledim. Evime dönmek istiyorum. Çok pişmanım. Sen bilirsin Yaprak. Cengiz geliyor. Arkadaşın adı Arda. Aramıza yeni katıldı ama kuralları iyi biliyor. Hep senin yüzünden. Hiç ilgilenmedin çocukla. Hiç. Nereye gider bu çocuk? Polise durumu bildirdik. Bulacaklar. Faik, ne kadar rahatsın. Önceden şüphelenmiştim. Gizli işler çevirdiğini sana söyledim. Faik dedim, oğlumuz karanlık işler çeviriyor. Satanist dergiler okuyor dedim, aldırmadın. İşin gücün plaket almakta, terfi olmakta. İşte hedefine ulaştın. Mutlu musun? Oğlumu bul bana, Arda'mı bul. Ne yapabilirim? Polise gittim. Aranacak her yere baktım. Yok, yok. Bütün arkadaşlarını dolaştım tek tek.
Yok. Nereden bulabilirim ben? Hem belki gelir. Pişman olup da gelir. Senin oğlun gelmez. Hele pişman olup hiç gelmez. Benim bildiğim Arda'ysa gelmez. Hiç gelmez. Ya başına bir şey geldiyse ben ne yaparım? Ne yaparım? Ben yatıyorum Yeliz. Ben yatıyorum. Yat. Gidersin tabii. Sıkışınca gidersin. Ah, çocuk sokakta ne halde? Ah, Arda. Güzel değil mi? Hadi hadi. Şerefe. Şerefe hadi. Tatlı çocuğa benziyor. Kızlar bayılır buna. Çok işimize yarar. Esin'le Ekül'ü olsunlar. Okullara, parklara beraber gitsinler. Ne diyorsunuz? Aceleye gerek yok. Ürkmesin. Onun parası vardır. Zengin çocuğu. Başımıza bela olmasın da. Ne olacak? Kendisi zorla geldi. Tanıdın karanlıkta. Varsın ışık olmasın. Karanlık da olsa sen varsın ya. Sen benim ışığımsın, lambamsın. Güzel oğlum benim. Annem. Yavrum. Ya bırak beni, bırak. Bir daha beni hiç göremeyeceksin, anladın mı? Hiç göremeyeceksin. Göremeyeceksin. Oğlum. Bırak. Oğlum. Yavrum. Bak senin de oğlun kızın olacak. Onlar da bir zaman gelir seni böyle terk ederse anlarsın oğlum. Bitti artık, anladın mı? Bitti. Senin Faik diye bir oğlun yok artık. Nasıl bir babasın? Nasıl bir babasın sen? Bir tanecik oğlumuza sahip çıkmadın. İlgilenmedin onunla. Oğlum, yavrum. Senin de oğlun kızın olacak. Onlar da bir zaman gelir. Seni böyle terk ederse anlarsın oğlum. Yeter. Yeter. Yeter Yeliz. Onun her istediğini aldım. Hiçbir isteğini geri çevirmedim. Babalık ettim ben ona. Oğlum dedim, oğlum. Ama biz bir şey ihmal ettik galiba. Biz bir hata yaptık galiba ha. Ben galiba neyi ihmal ettiğimi, nerede hata ettiğimi biliyorum. Evet, hata bende. Kimse de değil.
Ben de. Hatamı telafi etmenin zamanı geldi. Oğlumu geri getirmenin, kazanmanın zamanı geldi. Ne demek istiyorsun sen? Yarın sabah erkenden köye gideceğim. Ne? Köye mi? Köye gitmeliyim. Anneme. Sen çıldırdın mı Faik? Oğlumuz evden kaçtı. Hayatı tehlikede. Ve sen köye annenin yanına gitmek istiyorsun, öyle mi? Evet, gideceğim. 20 sene sonra unuttuğum, yok farz ettiğim, hayatımdan çıkarttığım anneme gideceğim. Oğlumun anahtarı onun elinde. Sen kafayı yemişsin Faik. Olmaz. Asla olmaz. Olmaz. Yeliz, karışma bana. Sakın. Sakın. Saçmalama, saçmalama Gerdan. Oğlumuz kayıp. Sen nereye gidiyorsun Faik? Faik dinle beni. Sen nasıl babasın? Gitme. Oğlumu bul bana. Oğlumu getir. Faik! Faik! Yeliz, kızım Arda geldi mi? Niye dünden söylemediniz? Duyar duymaz geldim. Polise haber verdiniz değil mi? Kaçtığından emin misin? Konuşsana kızım. Arda kaçtı anne, babası da kaçtı. Ben ne yapacağım anne? Anneciğim ben ne yapacağım? Ne yapacağım şimdi? Ne yapacağım? Evet. Evet, hata sende Faik. Hata sende. Sende. Ah kızım, ne diyeyim size, çok söyledim. İşinizin birisi kadar da çocukla ilgilenin dedim. Bu çocuğun her dediğini yapmayın. Biraz acıksın, biraz istesin, biraz özlesin dedim ama kulak ardı ettiniz. Verin yanıma, biraz benimle kalsın dedim. Ama kulak arkası ettiniz, beni dinlemediniz. Oğlum. Arda. Niye yaptın bunu bize? Niye? Hala soruyor musun yavrum? Her dediğini vererek hedefsiz gayesiz bırakırsanız çocukları, böyle saçma gayeler ararlar kendilerine. Arda, torunum. Size de çok acıyorum ama en çok da Arda'mı acıyorum. Arda. Arda. Arda, sana diyorum. Hadi öğlen oldu. Gitti herkes. Ne oluyor ya? Neredeyim ben? Hadi millet, maceraya çıkıyoruz. Ya ne macerası? Yaprak nerede? Of. Şimdi çıktı. Senin yanına gelmedi mi? Oo, yine mi kaçtı bu kız? Çabuk koş. Yaprak dur. Dur dedim sana. Yaprak, bırakın beni. Gruptan ayrılıyorum. Evime dönmek istiyorum. Kaçırdık elimizden. Oraya bizi yıkacak. Anne! Yavaşsın gitsin. Anne, İstemiyorsa neden zorluyoruz ki? Anne aç! Anne! Kızım! Saçmalama be. Anne, çocuk oyuncağı mı bu? Gruba ihanet etti. Babacığım. Hoş geldin. Çok üzgünüm. Ben gitmek özür istemedim. Bırakmadılar beni. Çok üzgünüm. Hiç ayrılmayacağım. Teslim oldu sana. Hiç ayrılmayacağım. Söz veriyorum anneciğim. Bir daha hiç gitmeyeceğim. Ödlek. Babacığım. Yaraman için. Çok özledim. Ben de seni çok özledim. İyi ki geldin yavrum. Arkadaşlar, gazetede haberimiz çıkmış. Aferin evladım, iyi iş başardın. Sağ ol dayıcığım, sağ ol. Daha da iyi olacak inşallah. İnşallah. Hayırdır, bu kim ya? Bu kim ya? Emine ninenin evine doğru gidiyor. Allah evet, Allah. Evet. Ne işi varmış oraya onun Emine'nin evinde? Bu kim ya?
göremeyeceksin, anladın mı? Hiç göremeyeceksin. Oğlum. Bebek beni deledi, yaktı yaktı küleyledi, her kapıya kul eyledi. Anne. Nenni 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 nenni. Dere olup taşamadın, kader dağın aşamadın, gelin olup yaşamadın, nenni 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 bebe. Dokunma çocuğumun şeylerini. Git buradan. Onlar benim. Annem. Annem ben geldim. Ben oğlun Faik. Ver elini öpeyim. Geldim anne. Beni affet anneciğim. Affet. Evden kaçtıktan sonra gelmeyi çok istedim. Ama gelemedim. İş güç derdinden. Sonra senden çekiniyordum. Gelemedim anne. Ama şimdi... Şimdi hani demiştin ya bana, senin de oğlun olacak, o zaman anlayacaksın beni. Dediğin çıktı anne, benim de oğlum kaçtı, hayatı tehlikede. Seni şimdi anladım anne, affet beni, affet annem. Ver elini. Çekil başımdan. Anne. Çekil, git buradan. Dokunma. Benim Faik. Git buradan. Anne benim. Annem git. Benim Faik. Tanımadın mı? Ben Faik. Çık bu evden. Oğlumun eşyalarına dokunma. Çık. Anne. Anne bak, tanımıyor musun? Ne olur, ben oğlum Faik. He? Hadi şuradan. Yalancı. Sen benim oğlum değilsin. Beni kandırıyorsun. Herkes kandırıyor beni. Çık. Defol. Değilsin sen. Anneciğim, benim oğlum annem, değilsin. Annem ne olur. Tamam tamam tamam. Çok haklısın annem. Tamam. Ben sana kötülüğünü sormadım. Eşeklik ettim. İstersen bastonla vur, kafamı kır. He? Hak ettim ben. İstersen öldür ama beni affet anne. Affet beni annem, ne olur. Çekil başımdan. Defol. Anne. Çekil. Beni kandıramazsın. Anne. Çekil. Anne. Çekil git. Çık evimden. Yapma anne, dur. Anne dur. Anne dur. Çekil git. Dur. Defol. Anne. Defol burada. Defol. Sen benim oğlum değilsin. Anne gelme dur. Gelme bir daha buraya. Sen benim oğlum değilsin. Bir daha da buraya gelme git. Anne. Defol. Gelme bir daha evime. Anne ben gelme Faik. Gelme bir daha evime. Gelme. Hoş geldin Faik. Beni tanımadı. Tanımasını mı bekliyorsun? Yıllardır gelmedin. Ama? Hafızası yerinde değil. İyice çocuklaştı. Aklı hep eskilerde. Ne yüzle geldin buraya? Anneni bu zamana kadar arayıp sormadın. Şimdi mi aklına geldi? Halit amca, ayıp oluyor ama. Olan olmuş. Gel bize gidelim Faik. Biraz konuşalım. Bizim evi unutmadın herhalde. Komşuyuz. Çocukluğumuz hep bu sokaklarda geçti. Hatırlıyorsun değil mi? Kolay gelsin. Selamun aleyküm. Aleyküm. Aleyküm selam. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Özlemişim buraları. İnsan görünce bir tuhaf oluyor. Gel şöyle oturalım. Feraye, kızım bize kahve getir. Tamam baba.
Ah Faik. Düze inmek bize yaramadı. Biz yürüyüz. Daha insanıyız. Ama dayanamadık, biz de indik işte. Kimimiz senin gibi şehirlere kaçtı. Kimimiz ovada kabuk bağladı. Tarla bahçe sahibi oldu. Göçerliği hayal oldu. Bazen benim de canım yaylayı çekiyor. Çıksam şu dağlara. Keçilerle, koyunlarla yaşasam. Çadırlarda uyusam. Koyun kuzu kokular arasında yaşamayı öyle özlüyorum ki bazen. Buyur baba. Sağ ol kızım. Ben bu genç halimle özlüyorum. Ya köydeki yaşlılar? Onlar Akdağ çırası gibi yanıyorlar. Yörüklü günleri daha dün gibi onlara göre. Sayıklayıp duruyorlar. Hele annen. Onun aklı fikri yörüklü günlerinde. Her gün dağlara kaçıyor. Zor bela yoldan çeviriyoruz. Oğul dağına çıkmak istiyor. Oğul taşına varmak istiyor. Hani eskiden göçerlik zamanında yeni doğan çocukları götürürlerdi, dua ederlerdi ya. Oraya. Anlayacağın arkadaşım, annenin aklı gitti. Çocuklaştı iyice. Aklını yörüklük yıllarına takmış. Başka bir şey de bilmiyor. Beni tanımadı. Dedim ya, hafızası yerinde değil. Köyün çocuklarıyla iyi anlaşıyor. O çocukları çok seviyor, çocuklar da onu seviyor. Annen köyün çocuklarında senin çocukluğunu arıyor. Bunda asıl suç benim. Unuttum onu. Hiç gelmedi. Dünya telaşlarına o kadar kaptırdım ki kendime. Oğlum bana kafa tutup kaçmasaydı, benim anneme ettiğim hakaretler gibi bana hakaret etmeseydi, tıpkı benim gibi kaçmasaydı, aklımın başına geleceği yoktu. Allah'ım neler olmuş bana. Neyse, olan olmuş artık. Bundan sonra ne yapacaksın? Ona bakmalı. Ne yapmayı düşünüyorsun? Anneme kendimi affettirmeden buradan ayrılmayacağım. Ona kendimi affettireceğim. Ve onu evime götüreceğim. Ya, karım arıyor. Açmıyor. Açmıyor telefonu. Ah Faik, ah! Kızım, ne oldu? Bir gelişme var mı? Bir haber var mı? Anneciğim, telefonunu kapattı. Tamam kızım, tamam. Yaptığını gördün mü anne? Gördün mü? Sabret kızım, o da babadır. Elbet bir bildiği vardır. Ne bilmesi anne? Oğlunu bıraktı, annesine koştu. Köyüne gitti. Of! Anne ya, anne! Kızım, bak. Sen nasıl annenle teselli buluyorsan, o da annesiyle teselli oluyordur belki. Anne! Arda yok. Arda yok anne. Of! Ne yapacağız şimdi? Hadi çabuk. Oray bir buluşma yerinde bizi bekliyor. Arkadaşlar, dergiden herkesin haberi var. Ama herkesin de desteği olmalı muhakkak. Dibine kadar özgürlük düşüncemizle yaymalıyız arkadaşlar. Müzik felsefemizden herkesin haberi olmalı. Özellikle ortaokul ve lise öğrencilerine. Bu ayki sayımız bu. İşimizden arkadaşların çok ciddi emekleri var arkadaşlar. Bunları okul önlerinde, parklarda öğrencilere dağıtacaksınız. Anlaşıldı mı? Bunları da arkadaşlar, müşterilerimiz sizi bekleyecekler. Paraları almayı sakın unutmayın. İndirim mindirim de yok. Nasıl olsa alacaklar. Muhtaçlar bize arkadaşlar. Grubumuzun ayakta kalması için paraya ihtiyacımız var arkadaşlar. İçinden birer hap da sizin payınız. Hadi bakalım. Hop, sen niye almıyorsun arkadaşım? İkram geri çevrilir mi hiç? Al bakalım. Müzik
İç. Devin başı göğe eriyor. Göklerden yıldızlar deriyor. Kurtlar gibi açmış. Karnında ziller değil, davullar dümbelekler çalıyormuş. Gümbürtüsü ta Fizan'dan duyuluyormuş. Dünyanın da altını üstüne getiriyormuş. Durmadan karnını doyuracak bir yiyecek arıyormuş. Ah bir Ademoğlu görsem. Ah şöyle tatlı mı tatlı. Kaymaktan daha tatlı bir insan bulabilsem, yesem, bir daha yesem diyormuş. Sen yine mi geldin buraya? Yine mi geldin sen ha? Defol! Annem! Ne işin var senin burada? Annem! Kazık kadar adam! Annem ben Faik, annem! Anne seni götürmeye geldim. Defol dedim sana! Annem! Defol! Annem! Annem! Defol! Hangi yüzle geldi köye? Annesini hasretten delirtti. Şimdi de tanımıyor beni diyor. Boş ver. Bunlar insan olsa ne olacak? Ona ama herifte çok para var amca. Geçen gazetede resmini olmaz bile gördüm. Çok başarılı bir iş adamıymış. Ödül almış. Parası olsa ne olacak? Bir tanecik annesine bakamadıktan sonra. İnsan bir bayramda falan gelir elini öpmeye. Karı lafı dinlerse böyle olur işte. Zavallı Emine teyze. Bir bayram elini öptürmeye gitti de bunun karısı postalamış geri. Bu Faik'in de gıkı çıkmamış. Ya ya. Şimdi de gelmiş anamı götüreceğim diye. Başına taş mı düştü nedir? Hayırsız evlat işte. Menfaati olmasa gelmez buraya. Buraya bakıyor. Ne dediğimizi falan anlar. Anlarsa anlasın. O anasına bakmadığı için utanacağına. Biz konuştuk diye mi utanacağız? Köylü beni kınıyor değil mi? Önemli olan yapılan hatadan vazgeçmek. Sen vazgeçtin, geldin buraya. Bir doktora göstersem acaba? Götüremezsin. Gördün işte. Biz de çok götürmek istedik ama diretti. Onun aklı fikri oğul taşında. Tamam komiserim. Anladım. Anlattım size. Arkadaşlarıyla konuştum ama onlar da bilmiyorlar. Son zamanlarda farklı arkadaş çevresi edinmiş oğlum. Bilsem. Bilmiyorum. Tabii. Garip tavırlarını seziyordum. Bilgisayar oyunlarının etkisi sanıyordum. Ne bilirdim bunun böyle olacağını. Peki komiserim, haber bekleyeceğim sizden. Anne, ne yapacağım ben? Arda akıllı çocuktur kızım. İnşallah aklı başına gelir, hatasını anlar, döner evine. İnşallah anne. İnşallah. İnşallah. Geçen gün parktayız. Verdim arkadaşa emaneti. Bir baktım polis çıktı köşeden. Koşuyor. Bir anda bitirdim. Polis de ona kaldı. Ne olacak düğdüm? Polis kaldı orada. Benim adım Cengiz. Benim adım Cengiz. Thank you.
Arda. Ne düşünüyorsun? Hiç. Evini mi özledin? Yok. Nefret ediyorum. Hepsinden nefret ediyorum. Neden? Hepsi bencil. Hem beni isteyeceklerini de sanmıyorum. Emin misin? Bence seni arıyorlardır şimdi. Kim? Annemle babam mı? Babamın işinden başka bir şeyi görmez ki gözüm. Plaket almıştı geçen gün. Onun keyfini sürüyordur şimdi. Ben mi aklında olacağım? Nasıl olsa unutmuşlardır beni. Sahiden unutmuşlar mıdır? Ben de annemden nefret ediyorum. Neden? Boş ver. Sen de soğutma iç çayını. Sağ ol sen de bu arada. Kerim, ben ne yapacağım? Ne dediysem hatırlamadı beni. Baba, Ahmet amca geldi. Buyursun. Gel Ahmet amca. Buyur Ahmet. Kerim, Emine'nine yine kaçmış. Ne yapacağız? Ha? Gördün mü? Onun aklı fikri bu. Kaçmak. Yine daha kaçıyor. Hadi geri çevirelim. Hadi. Gayrı bıktık Kerim. Bu kaç oldu? Biz tutup getiriyoruz, yine kaçıyor. Hem oğlu da burada. Hadi bana eyvallah. Kerim, hadi gidelim annemi getirelim. Tamam. Ben fenerleri alayım. Çabuk olursak yakalarız. Tamam. İşte orada bak, gördün mü? Anne! Tepeye tırmanıyor. Anne! Başına bir iş gelmeden tutalım şunu. Anne! O düştü. Anne! Anne! Annem! Annem! İyi misin? Tamam. Tamam. Dur. Bırakın beni. Bırakın. Yolumdan alıkoymayın. Oğul taşına gideceğim ben. Tamam, hadi. Bırak beni. Tamam anne. Hadi elini. Hadi. Bırakın. Anne. Ayağının üzerine basamıyor. Annem. Tamam. Tamam annem. Ne olmuş? Ayağını incitmiş. Basamıyorum. Tamam. Tamam annem. Burktu herhalde. Gel anne. Gel. Tamam annem. Annem gel, ben seni sırtıma alayım. Gel. Ben yörük karısıyım, kendim yürürüm. Annem, bırakın. Tamam, bırakın. Tamam. Bırakın beni. Hadi. Yavaş. 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 Paraları göreyim. Al bakalım. Tamam. Ben de 3 tane istiyorum. Acele edin hadi. Bakalım. Bana da bir tane versene. Ne lazım? Polis, çabuk diyoruz. Kaçın. Teyze, ah be. Senin yüzünden kaçıracağız şunları. Gel şuraya girelim çabuk. Orası çıkmaz yol. Soldan devam et. Bu iş. Öyle değil mi? Öyle. Arda, biliyor musun?
Sen çok iyi bir insansın. Gidelim mi buradan? Nereye? Gel benimle. Emine nine nasılsın? Ağrısızın var mı? İyiyim Kerim, iyiyim. Sağ ol oğlum. Sen de sağ. Anneciğim. Sana çorba yaptım sıcak sıcak. Hadi iç. Hadi iç şunu. Bu kim Kerim? Oğlun Emine nine. Oğlun. Ne oğlu be? Benim oğlum öldü. Kandırmayın beni. Faik, en iyisi sen çorbayı bırak yanına. Birazdan kendisi içer. Hadi yalnız bırakalım onu. Biliyor musun Kerim? Buraya nasıl geldim? Oğlum evden kaçtı. Bir zamanlar benim yaptığım gibi kaçtı. Aslında yapmam gereken oğlumu aramaktı. Sokak sokak dolaşıp oğlumu aramalıydım. Yapmadım. Neden biliyor musun? Çünkü anneme dönmedim ben. İçimde öyle bir his var ki. Bak belki saçma bulacaksın. Ama ben buna kesinlikle inanıyorum. Ben anneme dönersem oğlum da bana dönecek. Onun için buraya döndüm Kerim. Baba. Baba. Buldum seni. Baba. Buldum. Kaçamadın benden. Kaçamadın benden. Kaçamazsın. Buldum seni. Ben buldum. Ben buldum. Al. Canım istemiyor. Ne oluyor ya sana? İçim sıkılıyor Esin. Çok sıkılıyorum. Nefret ediyorum. Ne? Babanı mı hatırladın yoksa? Ben babamı hiç hatırlamıyorum. Ben daha bebekken ölmüş. Hadi gidelim buradan. Taşı ateş yakar. Taş sert, ateş yumuşaktır. Su taşı deler. Taş katı, su mülayimdir. Kireç taştır. Fakat su onu eritir. Sen de yumuşak ol. Sertler geç de olsa önünde diz çöker. Sen iyilik yap. Zaman geçse bile kötü düşünenler sana karşı mahcup olur. Durmadan bir şeyler mırıldanıyor. Pek anlaşılmıyor dedikleri. Ha o mu? Yörük duası. Yörük duası mı? Oo. Sen her şeyi unutmuşsun be. Neredeyse ben yörük değilim diyeceksin. Oysa annen de sen de has ve has yörüksün. Yörük kısmı dağsız edemez. Annen de edemiyor. Hele şu son günler illa dağa çıkacağım diye tutturup duruyor. Oysa seneler oldu dağdan düzeyineli. Keçi sürüleri, develer, tepeler hepten hayali oldu. Her şey değişti. Ben de değiştim. O kadar değiştim ki.
Ama annen değişmedi. Değişmiyor. Değişmek istemiyor. Annenin sanki bir ahdi var. Tamamlanmamış bir işi var. Bilmiyorum. Belki de yaşlılıktan. Peki beni neden tanımıyor? Bilmem. Daha çıkarırsan belki de tanır. Anne. Anne tamam. Anne. Anneciğim tamam. Tamam annem. Tamam ağlama. Ağlama annem. Anneciğim tamam anneciğim. Tamam ağlama anneciğim. Tamam. Kerim ne oluyor anneme? Bilmem. Annem tamam. Tamam anneciğim. Tamam anneciğim. Neyse ben sizi ana oğlu yalnız bırakıyorum. Bence o daha çıkmadan sakinleşmez. Annem beni hala hatırlamadın mı ha? Anneciğim. Canım annem. Anne, şu nankör oğlunu affet. Ne olur anne, ne olur, ne olur hadi. Beni tanı da döv tokatla. Sana gelmeyen ayaklarımı, sana sarılmayan kollarımı kır. Seni görmek istemeyen gözlerimi kör et. Hadi annem, hadi. Hadi bir tanem. Benim güzel anam, gariban anam, cefakar anam. Ya sen kimsin? Bırak beni, defol git. Annem. Ne olur annem. Ne yüzsüz adamsın sen. Benim oğlum öldü diyorum sana. Anlamıyor musun sen? Nereden annen oluyorum ben senin? Defol git. Annem ben ölmedim anne. Bak buradayım karşındayım. Ölmedim anneciğim. Yalancı yalan söylüyor. Git defol. Seni dağa götüreyim ister misin? O tepeye seni çıkartayım ha? Seni sırtımda o dağın zirvesine çıkartayım mı? İster misin? Telefonu kapalı. Hiç açmıyor. Gel kızım. Ne zamandır ağzına bir şey almıyorsun? Hadi biraz bir şeyler ye. Anne nasıl yerim? Oğlum dışarıda karanlıklarda dolaşıyor. Ben Arda... Oğlum, Arda'm. Nasıl bir baba bu adam? Nasıl bir baba? Nasıl oldu Faik? Annemle anlaştım Kerim. Annemi dağına çıkaracağım. Nasıl olacak bu? Annen gidemez. Sırtımda. Annemi sırtımda taşıyacağım. Nasıl? Bir dakika ya. Anneni nasıl taşıyacaksın o da? Annem beni 9 ay karnında taşıdı. Gık demedi. Benim yaptığıma bak. Bunu ya şimdi yapmalıyım ya da... Mümkün değil. Dağa çıkman mümkün değil. Aklını mı bozdun sen? Bari kayalıklara kadar eşekle götür. Hayır Kerim. Benden büyük eşek mi olur be? Benim anneme yaptığım eşekliği eşekler bile yapmaz. Ben taşıyacağım. Sırtımda taşıyacağım. Yoksa 20 yıllık kabahatimi nasıl affettirebilirim ki? Ha? Nasıl? Haklısın kardeşim. Aa, Emine eline de geldi. Hadi. Ben hazırım. Götür beni. Hadi. Bakın hele bakın. Anasını sıkıntıdan değişmiş bu ya. Annem fendik fendik beni arıyordu. Benimkiler de. Annenden niye nefret ediyorsun? Çünkü her şeyime karışıyor. Evden dışarı çıkarmak istemiyor. Baskı kuruyor bana. Hepsi de sizi koruyoruz diyorlar. Saçma. Nefret ediyorum. Ondan, evden, okuldan, arkadaşlarımdan, her şeyden nefret ediyorum. Niye nefret ediyoruz Esin? Niye her şeyden nefret ediyoruz? Onlar yüzünden. (Gülüyor)
Arda, bende para bitti. Ya bende de bitti. Keşke evden kaçarken biraz daha alsaydım. Acıktım da. Ben de acıktım. Hayatımda ilk kez parasız kalıyorum. Çok kötüymüş. Parasız kalmak değil de aç kalmak kötü. Aynen. Ne yapacağız? Gel benimle. Ne olacak anne böyle? Nereye gider bu çocuk? Her tarafı aramışlar, bulamamışlar. Ben ne yaptım? Neden? Ben ne yaptım? Sakin ol kızım. Suçum? Sokak ortasında ağlama. Tamam, sakin ol. Bu şekilde araba da kullanamazsın. Gel şöyle gidelim, biraz oturalım. Ne yapacağız? Şimdi beni iyi izle, tamam? Tamam. Affedersiniz. Ya ablacığım, arkadaşımla çok açız. Paramız da yok. Bize biraz para verebilir misiniz? Pardon, hayır. Yok. Kusura bakmayın. Ya zaten olsa da vermeyeceksin böyle. Haklısın canım. Olaya alışıyorlar. Ya pardon hocam, kusura bakmayın. Buyur. Da param bitti. Evim de karşıda. Bir dolmuş parası verebilir misiniz acaba? Dolmuş ücreti ne kadar? Vallahi ne verirsen hocam. Al. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Yazık değil mi bu gencecik kıza? Annesi babası hiç ilgilenmiyor mu? Kim bilir nasıl anne babalar. Bu devirde çocuk yetiştirmek de zor. Ya pardon, gitarıma tel alacağım ama param yok. Bana para verebilir misiniz? Veririm. Yeterli mi? Yeterli. Dostlar benden. Gel. İşte orada. Oldu işte orada. Bak. Oldu. Oldu. Ayağım sakatlanmasa ben kendim çıkardım oraya ama. Oo, çok yavaşsın. Hızlan bakayım. Hadi. Ve gidersek yarın oraya varırız. Oldu. Hadi koş. Koş bak. Koş. Esin, kendimi çok kötü hissediyorum. Ya dilenci gibi hissediyorum. Aç mı kalsaydık? Yok, sana bir şey demiyorum. Hatta teşekkür ederim ama hep böyle mi yaşayacağız? Satış yapmazsak evet. Senin de alışman lazım. Ya satış yapacağız ya da dileneceğiz. Koş, Oğulda. Geliyorum Oğulda. Hadi, çabuk ol. Beceriksiz. Niye aldın sırtına beni? Ben kendim... Anne, anne. Beceriksiz. Anne, annem. Beni dışarıda. Annem. Çekil başımdan. Annem, ben bir şey kendim yok. Giderim. Bir şey taşıyamıyorsun. Niye bindim ki senin sırtına? Beceriksiz. Tamam anne, tamam. Ayağım kaydı. Yoksa seni düşürmezdim. Özür dilerim. Bir yerin acıdı mı annem? Yok, acımadı. Senin elin kanamış. Dur. Önemli değil. Annem. Seni deli çocuk. Deli olmasan beni niye sırtında taşıyasın? Ama sen istedin. Öyle deme. Hı hı, öyle. İstemiyorsan bırak beni. Ben kendim çıkarım. Hayır, hayır, hayır. Hayır, ben çıkartacağım seni. Seni odağa çıkartacağım. Söz verdim. Hadi o zaman eğleşme. Gidelim. Ben anamı götüreceğim. Ben anamı sırtımda götüreceğim. Gel, gel yavaş. Şuraya gel anne. Gel. Tamam, yavaş. Gel, gel. Hadi. Hadi anne. Hadi gidiyoruz. Bak oğul da orada. Oğul da. Hadi. Yavaş. Yavaş. Oğul da. Geliyorum. Ya başına bir şey geldiyse anne? Ağzını hayır aç kızım. Benden, evden niye nefret ediyor bu çocuk? Çocuğun sadece arzularını ve karnını doyurdunuz.
Kalbini hiç Kyle'e almadınız. Anne, onu ben doğurdum. Benim çocuğum o. Ne zaman seni seviyorum dedi? Ne zaman kucağını açtın? Ne zaman en son sevgini belli ettin oğluna yavrum? Ama Faika, ah beni nasıl yalnız bırakırsın? Ananın yanına kaçtın Faik, beni nasıl yalnız bırakırsın? Alacağın olsun, alacağın olsun. Hadi, çabuk. Şurada biraz dinelim. Yoruldum anneciğim. Ben yorulmadım. Aman. Devam et yola. Biraz dinlenelim. Sonra devam ederiz. Beceriksiz. Ne var bu çıkın içinde? Sana ne? Biliyor musun anne? Bu halinle çok güzel bir kadın olmuşsun anne. Sahi mi? Hı hı, evet. Oğlum doğduğunda giymiştim bunları. O da niçin çıkmak istiyorsun? Ha? Ne yapacaksın orada? Niye bu kadar çok istiyorsun odağa gitmeyi? Ne yapacaksın anne? Ağzım yapış yapış oldu. Susadım. Hı hı. Aa, su kalmamış. Anne, ben doldurup geleyim. Tamam mı? Gelirken bir dere gördüm. Bak, bir yere ayrılma, tamam mı? Şimdi geleceğim, bir yere ayrılma, ne olur. Hemen geliyorum. Düzgün tiplere git, onlar hemen acır. Sen kadınlardan iste, ben erkeklerden, tamam? Hı, tamam. Ya, pardon amcacığım. Arkadaşımla paramız bitti. Açız. Bize para verebilir misiniz? Şey. Hı hı. Teyze, biz bir arkadaşımla karşıda oturuyoruz. Pardon, da. Bakar mısın? Paramız bitti. Bize yol parası verir misin? Olur, vereyim. Sakın sokaklarda kalma. Annenin babanın verdiği parayı idareyle kullan. Yok, aslında paramız vardı teyze. Bir arkadaşı lazım olunca ona verdik, biz parasız kaldık. Arda, gidelim artık hadi. Esin. Anne. Kızım. Kızım. Bırak kızım. Beni kadın. Bırak. İstemiyorum artık seni, anlamıyor musun? İstemiyorum. Kızım. Senin Esin diye bir kızın yok artık. Kızım. Gitme. Esin. Esin. Esin bekle. Esin. Kızım. Kızım. Annen çok temiz bir kadına benziyor. Ve seni çok seviyor. Bence hala seni arıyordur. Arasın varsın. Esin. Biz ne yapıyoruz? Nasıl? Ya hala niye kaçtığımızı anlam veremiyorum. Ben de. Senin anneni kovman bana neyi hatırlattı biliyor musun? Neyi? Babaannemi. Babaanneni mi? Evet, babaannemi. Annemin babaanneme davranışı geldi gözümün önüne. Senin gibi gözleri yerinden fırlayacaktı. Yıllar oldu. 6 yaşında var yoktu. Bir bayram günü kapımızın zili çaldı. Canım, ekmeği verir misin? Al canım. Allah. Arkadaşlarım geldi herhalde. İyi, bak bakalım hadi.
Sen kimsin? Arda, torunum, canım, yavrum. Anne, bir teyze bana sarılıyor. Hı? Sen mi geldin? Bayramda torunumu göreyim istedim. Hiç yüzünü görmedim ki. Benim babaannem mi anne? Babaannem. Ay yavrum, canım. Beni terk edip gittin ama ana yüreği ol. Ben sizi takip edip buldum. Yavrum. Babaannemi ilk kez o gün gördüm. Onun sıcak bakışlarını o kadar sevdim ki ilk kez bir bakış kalbime kadar giriyor, yavrum diyordu. 3 gün kaldı babaannem. Bu 3 günde bana o kadar güzel hikayeler, masallar anlattı ki. Öyle oyunlar oynadık ki onunla. Hayatımın en güzel bayramını o gün yaptım. Ama annem de, babam da, neden bilmiyorum, hatırlayamıyorum da, babaannemi ayırdılar benden. Ben gidiyorum Arda. Nereye? Köyüme evlat. Gitme babaanne, ne olursun. Arda, bırak babaanneni, bırak. Babaanne. Gel buraya. Ne bakıyorsun? Çocuğa ağlatma hevesli misin? Ha? Ha? Hadi anne, otobüsü kaçıracağız hadi. Babaanne. Oğlum, büyüyünce babaanneni unut, tamam? Tamam, unuttum. Yeter. Sus bakayım. Vurma benim yüzümden, vur. Hadi anne. Ama ben unuttum. Unutturdular bana. Bugün annem babama şöyle demişti. Babaannemi istiyorum, babaannemi. Ne oluyor buna? Biraz daha kalsa çocuk bizden nefret edecekti. Elinden zor kurtardım. Uy! Sülük gibi yapıştı oğluma. Kendisi gibi yörük yapacaktı çocuğumu. Merak etme, boş ver. Bilmiyorum neden. O günden sonra anneme de babama da bir türlü ısınamadım. Belki şimdiki nefretim o günle ilgili. Bilemiyorum. Sanki babaannem gelse, torunum dese, bana bir kere baksa, ya da ne bileyim annem babaannem gibi baksa, babam baksa, bakmıyorlar, bakmadılar. Benim annem de çok baktı. Çok üzerime düştü. Kaçmayayım diye o kadar çok kol kanat gerdi ki. Ben de sıkıldım. Esin, ne yapacağız? Bilmem. Ya böyle nereye kadar kaçacağız? Bilmiyorum. Evimize dönelim mi? Anne! Anne! Taşı ateş yakar. Taş sert, ateş yumuşaktır. Su taşı deler, taş katı, su mülayimdir. Kireç taştır, su sudur. Fakat su onu eritir. Sen de yumuşak ol. Sen iyilik yap. Zaman geçse bile
Kötü düşünenler sana karşı mahcup olur. Anne. Anne, seni arıyorum ne zamandır. Nereye kayboldun? Hadi gidelim, akşam oldu. Neler mırıldanıyordun öyle? Akşam olacak, hadi gidelim. Su? Ne suyu, ben susamadım ki. Hadi, hadi gidelim. Gelecek diye hep yola bakıyorum. Ama gelmiyor. O 20 sene bakmış böyle yola. Anne, ne diyorsun sen? Kayınvaliden. Kocanı yıllarca beklemiş. Kocan 20 sene önce kaçmış evden. Bir daha da dönmemiş hiç. Anne, ben ne diyorum, sen ne diyorsun? Sırası mı şimdi bütün bunların? Tam sırası kızım. Oğlu evden kaçan anneyi anlamanın tam sırası kızım. O kadın iş hırsıyla kaçan oğlunu senelerce beklemiş köyünde. Oğlu seninle evlendi, düğününe çağırmadı. Hiçbir bayramda yanına gitmedi. Bekleyen bir annesi olduğunu unuttu. Bana ne anne? Faiz sorunu bu. Yarın Arda'nın da çocuğu olunca Arda'nın eşi de böyle der. Sen annenden kaçtıysan senin sorunun. Benim sorunum değil derse. Hayır kızım, senin de sorunun. Hatırlıyor musun? Bir bayram size gelmişti o. Sen Arda daha çok bağlandı diye kıskanmıştın. İstememiştin onu. O zaman seni uyarsam da dinlememiştin. Ama anne... Kızım, kocanın derdiyle dertlenmiyorsan, onun yanlışlarını tamire çalışmıyorsan, ocak nasıl tüter kızım? O evlilik nasıl yürür? Yuva sağlam olmazsa, yavrular düşmez mi aşağı? Yılanlara yem olmaz mı kızım? Sen de dişi kuş olarak ilgilenmedin, aldırmadın. Yuvanı çürük yaptın kızım. Arda da yuvadan düştü. Şimdi yılanların elinde. Önce anne olmalısın. Evinin hanımı olmalısın kızım. Eğer sen hatanı anlar, iyi bir yuva kurmaya niyet edersen, Allah bu niyetini duyar kızım. Belki yavrunu yılanın elinden kurtarır. Anne. Oldu, oldu. Daha hızlı, daha hızlı. Bak geldik işte. Bak çadırlar orada. Bizim çadır. Çadırları gördün mü? Babam ateşi yakmış, parıl parıl parlıyor. Hadi, hadi de. Cengiz bizi arıyordur şimdi. Ya ararsa ararız. Peki şimdi ne yapacağız? Nereye gideceğiz? Esin. Esin. Evine git bence. Anneni daha fazla ağlatma. O buna layık değil. O bizimkilerden çok farklı. Sen onun hayattaki tek yakınısın. Bir tanesi. Sokaklar sana göre değil. Ya sen? Sen niye dönmüyorsun evine? Hem belki babaannen de gelmiştir evinize. Geldik burası, geldik. İndir beni, indir. İndir beni. Yavaş. İndir beni. Gel. Anne dur. Dur, sen gidemezsin. Dur. Bırak. Ben giderim. Bırak. İnat etme anne. Bırak. Gel. Anne. Bırak. Oğul taş. Oğul taş. Oğul taş. Ah. Ah, bırak. Bırak beni. Yavaş. Bunlar ne böyle? Oğlumun hepsi. Faik'imin. Faik benim. Oğlun. Bak, bak. Beni meşgul etme. Oğlum için dua edeceğim. Burası oğul taşı.
babaları, dedelerim. Oğlan çocuğu olunca buraya gelir. Dua ederler, nasihat ederler. Hayırlı evlat olsun diye. Ben de oğlum hayırlı olsun diye dua nasihat edeceğim. Faik için dua nasihat etmedin mi anne? Sana ne? Sadece sordum. Çadırlar sökülüyordu. Babam düzeyini özledi. Gayri göçerlik bitiyordu. Köye inecektik. Babam develerimizi, keçilerimizi satmış. Ovadan tarlalar almıştı. Bir daha dağa dönemeyecektik. Ben o zamanlar karnı burnunda hamile bir genç gelindim. Dağdan düze inerken herkes üzülüyordu. Tam ovaya indiğimizde sancılandım. Oğlum Faik'i yolda doğurdum. Bir tanecik yavrumu, oğlumu, bir tanemi yolda doğurdu. Beni köyde kerpiç bir evin odasına yatırdılar. Kulağında ezan okuyamadım. Duasını edemedim, nasihatini edemedim. Bu sebepten oğlum öldü, öldü. Anne, ben ölmedim, ölmedim. Beni tanımadın mı? Oğlunu, bir taneni nasıl tanımazsın? İyi bak bana. Çekil git. Eğleşme benimle. Benim oğlum öldü, öldü. Anneciğim ne olur ayağını öpeyim. Kulun kölen olayım anne ne olur. Ben Faik'im. Faik'im öldü benim, öldü. Ölmedim anne, ölmedim. Ben yaşıyorum anne. Anam, canım anam. Affet beni ne olur anam. Çekil başımdan, çekil git. Oğlum için edemediğim duayı edin. Oğlum, ay. Bir gün lambayı söndürmüştüm. Annem bana demişti ki, karanlıkta olsam da sen varsın ya, sen benim ışığımsın, lambamsın demişti. Ben de annemin ay elini ısırmıştım. Ay oğlum ne elimi ısırdın? Annem aynen böyle söylemişti. Ve sen beni karanlıkta nasıl tanıdın demişti. Varsın, varsın ışık olmasın. Karanlıkta olsam sen varsın ya. Sen benim ışığımsın. Lambamsın demişti. Vay oğlum. Annem. Oğlum. Annem. Sen mi geldin? Annem. Köpekler gibi pişmanım anne. Affet beni. Ne olur. Ay yavrum. Niye bu kadar geciktin oğlum? Niye ananı bu kadar bekledin? Niye? Affet anam. Köpekler gibi pişmanım. Seni o kadar çok özledim ki. Yavrum. Annem. Oğlum. Affet beni annem. Annem benim. Sen geldin ya. Ömrü hayatımda sana doya doya sarılıyorum ya. Daha ne isteyeyim oğlum? Annem. Yavrum. Annem. 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 Gel. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Ey oğul. Allah'ın adıyla başla her şey. Kalbin nurlansın. Efendimiz Muhammed Mustafa'nın adını düşürme dilinden. Dilin tatlansın. Ey oğul, taşı ateş yakar. Taş sert, ateş yumuşaktır. Su taşı deler, taş katı, su mülayimdir. Kireç taştır, fakat su onu eritir. Sen de yumuşak ol. Sertler geç de olsa önünde diz çöker. Sen iyilik yap. Zaman geçse bile kötü düşünenler sana karşı mahcup olur. Ey oğul. Şimdi dünyaya geldin, ağlıyorsun, biz gülüyoruz. Öyle bir hayat sür ki, öldüğün zaman çevrendekiler ağlarken, sen gülümseyerek ahirete gidesin. Ey oğul, gözyaşlarını tövbeyle akıt. Tövbesiz ağlamak boştur. Günahlarını itiraf et, ağla. En hayırlı gözyaşı hatadan dolayı akan yaştır. Ey oğul. Dediklerimi kulağına küpe et. Dünya yıkılsa unutma. Ananı babanı asi olma.
İnsanlığından çıkma. Ey oğul. Can oğul. Güzel oğul. Gel anneciğim. Gel. Gel. Çekinme. Evimize geldik. Yeliz. Faik. Sen mi geldin? Biz geldik Yeliz. Hoş geldiniz. Annem artık bundan sonra bizimle kalacak. Annemi getirdim. Şimdi sıra oğlumda. Oğlumu da getireceğim. Baba. Ben döndüm baba. Babaanne. Torunum. Babaannem. Hoş geldin. Biliyordum geleceğini. Küçükken döneceğim demiştin ya. Beni unutma demiştin ya. Unutmadım. Baba. Baba. Beni affedebilecek misin? Çok pişmanım. Oğlum. Haklıymışsın Faik. Oğlumuzun anahtarı annenmiş. Babaannesini hatırlamış. Onun hatırına eve dönmüş. Anne. Ben de çok pişmanım. Beni de affedebilecek misin? Kızım her insan hata yapar. Önemli olan hatasını kabullenip, anlayıp özür dilemesidir. Tabii affederim seni. Hatanı anladın, affederim. Kızım. Anneciğim, gel. Oğlum, gel sen de şöyle. Sana şimdiye kadar söylemediğim şeyler var. Otur. Ne oldu baba? Bir sorun mu var? Yok. Sadece beni dinle. Ey oğul. Ey oğul. Allah'ın adıyla başla her şeye. Kalbin nurlansın. Efendimiz Muhammed Mustafa'nın adını düşürme dilinden. Dilin tatlansın. Ey oğul. Ey oğul. Kötülüğü sevme. Yapsan da sevme. Sevmeden kötülüğe düşen bir gün çıkar elbet. Gün olur ki kurtulur. Severek, hoşuna gide gide, keyif ede ede yapan kurtulamaz. Battıkça batar. Ey oğul, bir kul Allah yolunu seçerse, ilk önce kalbinde Allah sevgisi peyda olur. Kanaatkar olur. Anlayışlı olur. Gönlü, gözü tok olur. İrfan sahibi olur. Bir kimse Allah'a inanmazsa gözlerini hırs perdesi kaplar. Dünyayı emri altına almak ister. Yalnız dünyayı görür. Yalnız dünya malını bilir. Bu haliyle manen insanlıktan çıkar. Ey oğul, gözyaşlarını tövbeyle akıt. Tövbesiz ağlamak boştur.
Günahlarını itiraf et. Ağla. En hayırlı gözyaşı hatadan dolayı akan yaştır. Ey oğul, dediklerimi kulağına küpe et. Dünya yıkılsa unutma. Anana, babana asi olma. İnsanlığından çıkma. Özünü unutma. Ey oğul, can oğul, güzel oğul. Bebek beni den eyledi, yaktı yaktı kül.